Evet arkadaşlar, bugün logaritmanın temel özellikleriyle alakalı bir soru çözeceğiz. Bu soruda hem soru tipini öğreneceğiz hem de özellikler neydi onları hatırlayacağız. Evet, başlıyoruz. Öncelikle sorumuza dikkat edersek logaritma 3 tabanında 5'i vermiş m diye, logaritma 5 tabanında 2'yi vermiş n diye. Burada 5'lerin hemen çapraz geldiğini görmemiz gerekiyor. Ve aklımıza şu kural geliyor. Logaritma a tabanına b çarpı logaritma b tabanına c logaritma a tabanına c eşitti. Yani b'ler çaprazsa birbirini götürüyordu ve taban a oluyordu. Burada da bu özellikten iki ifadeyi çarparsam logaritma 3 tabanında 2'nin m çarpı n olduğunu görürüm. Şimdi ne elde ettik? Logaritma 3 tabanında 2'yi elde ettik. Aynı zamanda logaritma 3 tabanında 5 de bize verilmişti. Ve logaritma 3 tabanında 3'ün zaten 1 olduğunu biliyoruz. Bu durumda verilen ifadeye bakıyoruz. Yani sorulan ifadeye. 12 tabanında 30'u vermiş bize. Biz de o zaman logaritma 3 tabanına çevirirsek. Evet, burada ne öğrendik? Taban değiştirme kuralı. Hemen yazalım kenara. Logaritma a tabanına b. Logaritma c tabanında b bölü logaritma c tabanında a'ya eşitti. Şimdi elimizde logaritma 3 tabanında 30 var. Bunu parçalamamız gerekiyor. Geldik başka bir özelliğe. Logaritma a tabanında x çarpı y. Logaritma a tabanında x artı logaritma a tabanında y idi. O zaman 30 sayısını asal çarpanlarına ayırırsam 2 çarpı 3 çarpı 5. Bu durumda bu özelliği kullanarak logaritma 3 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 5'i yazabilirim. Aşağıda da aynı şekilde 12'yi asal çarpanlarına ayırırsam 3 çarpı 4. Bu da logaritma 3 tabanına 3 artı logaritma 3 tabanına 4 olarak yazılır. Şimdi verilenleri kullanmaya çalışırsam logaritma 3 tabanında 2'nin m çarpı n olduğunu bulmuştum. Logaritma 3 tabanında 3'ün 1 olduğunu biliyordum. Logaritma 3 tabanında 5'in m olduğunu biliyorum. Aşağıda logaritma 3 tabanında 3'ün 1. Logaritma 3 tabanının 4'ü ise logaritma 3 tabanında 2 üzeri 2 olduğunu biliyorum. Kuvvetin başa gelme özelliğinden logaritma 3 tabanında 2'ye eşit olur. 3 tabanında 2 de m çarpı neydi? Bu durumda verilenlerin hepsini yerine yazarsam m çarpı n artı 1 artı m bölü 1 artı 2 mn. Evet arkadaşlar, özellik sorusunu bugün izledik. Görüşmek üzere, iyi günler.